Evet hocam, bir diğer sürpriz sonuç. Fatih Karagümrük 2, Başakşehir 0. Başakşehir geçen hafta da konuştuk. Bir iyi gidişat yok. Maçtan sonra basın toplantısında Okan Hoca'yı dinledim. Okan Hoca da bayağı biraz bir sitem etti. Yani beklemedikleri sonuç ve 3 haftadır aynı şeyi konuşmaktan dedi ben de artık kabullenmiyorum. Bütün şeyi de kendi üstüne aldı. Bütün sorumluluk bende dedi. Ama o arada da hedef olmayan oyuncularla yollarımızı ayıracağız dedi. Aynen. Onu not almışım buraya. Tamam, onu da söyledi. Orada tabii şimdi bu biraz bir cesaretli bir açıklama. Şimdi hedef olmayan oyuncular kim? Şimdi onu tabii onlar daha iyi biliyordur büyük ihtimal. Bu ara bence bu son transfer haftasında orada büyük hareketlilik olacak diye düşünüyorum. Ya ben Visca'yla İrfan Can'ın takımdan ayrılacağını düşünüyorum ki istiyorlar. Ayrılmak istedikleri belli. Onları kastettiğini düşünüyorum. Başka da bir aklıma isim gelmiyor baktığın zaman. Çünkü diğer isimler o kadar hem yaşları müsait değil hem de o kadar onlar gibi kaliteli değil. Doğru. Ben katılıyorum sana. Olabilir şimdi. Tabii biz bilmiyoruz kimler dediğini. Şimdi ama ikisi de çok büyük bir silah. Her takım için çok etkili oyuncular ikisi de. Hem hocanın sisteminde hem de takım için büyük etkisi olan iki oyuncu bunlar şimdi. Bu iki oyuncu giderse yerini doldurmak kolay değil. Şimdi bunu Okan Hoca da biliyordur. Başakşehir yönetimi de biliyordur. Ama bir tercih yapmaları lazım. Ya oyuncularla bir daha oturup diyecekler şöyle şöyle hani ya bizle beraber edin veya yolumuzu ayıracaklar. Dediğim gibi son günlerde herhalde orada bir hareketlilik olacak galiba. Ama Visca ve İrfan Can giderse ikisi de büyük kaliteli oyuncular. Yani bir kalite düşüklüğü yaşar Başakşehir. Aynen. Çünkü 3 maçta 0 gol, 0 puan. Gol de atamadı. Gol de atamıyor. Pozisyon buluyorlar. Yani pozisyon bulmuyor değiller ama bir şanssızlık mı desek veya önde bir tane iş bitirici bir adam lazım ama önde bir bakıyorum geçen sene Crivelli Dembaba oynuyor yine. Visca oynuyor. Orta saha Mahmut, İrfan yani etkili isimler. Ama bu futbolda o bazen oluyor böyle yani 1 2 3 maç gol atamayınca bir şey oluyor insan. Olur mu olmaz mı şeye girdin mi zaten bu nasıl vursam çok düşünmeye Evet. başlıyorlar. O zaman bu tür sonuçlar çıkabiliyor ama 3 maçta da maçı yenebilecek kadar pozisyon buldular. Evet. Ama atamıyor bir şanssızlık. Şimdi Başakşehir Altınordu'dan çok iyi bir oyuncu aldı. Çok iyi dediğim yani iyi. Genç bir oyuncu iş Genç bir oyuncu, yapacağız. 17 yaşında. 2,5 milyona Ravil Tagir diye bir oyuncu alıyorsun. İleriye dönük. Aynı Cengiz Ünder'deki gibi. Şimdi benim burada eleştirdiğim konu 2,5 milyona Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon alamadı da niye alamadılar? Onu anlamadım. Ya Başakşehir bunu hep yapıyor. Altınordu'nun herhalde araları iyi bunlar Başakşehir. Ona bakarsın daha önce işte Cengiz aldılar. Bir iki üç daha genç aldılar. Başakşehir bunu yapıyor. Doğruyu da yapıyor. Yani o Ravi oyuncudan ben de çok duydum. Yazıyor, okuyor, görüyoruz. İleri dönük iyi bir yatırım. Çünkü daha çok genç. Yani zaten altyapı milli takımlarında da oynuyor, oynayan Evet. arkadaşımız. Şimdiden zaten Başakşehir'in kadrosu da çok genç değil. Baktın mı Eporiano, Skrtel, Evet. Visca olsun, Mahmut olsun yaşları gelmiş topçular. Dembaba. Onun için bence akıllı işler yapıyor. Zaten yanlış hatırlamıyorsam bizim federasyon herhalde bir daha çok Türk oyuncu kadroda bulma bir şey vardı. Ertelediler herhalde bunu bir sene. Aynen bir sene. Ona bakarsan şimdi bizim bu Türk statüsünde geçiyorsa arkadaş Ravil ismi şimdi Türkçe gibi gelmiyor Kazak ama asıllı ama Türk o Türk zaman milli Türk takımda statüsünde oynuyor. oynayabiliyorlar. Bu oyuncular, bu tip oyuncular 2 milyonsa o sistem geldiğinde 5 milyona çıktı yani. Bence Başakşehir akıllılık yapıyor şu Aynen anda. yani bir sene daha bekleseler daha Aynen daha pahalılaşacaktı. pahalı olacak. Hem daha Ki bütün takımlar da peşinde Avrupa'da da adından sıkça söz ettiriyor. Ben izledim maçlarını. Çok da iyi bir stoper. Sol ayaklı. İleride ben Cengiz'i sattıkların fiyatından daha yüksek satacaklarını düşünüyorum. 15-20'yi rahat bulacak. Çünkü ya ben o çocuktan ümitliyim. ya inşallah yani ben şimdi bizim Türkiye'de çok böyle çıktı futbolcular altta erken yaşlarda. Çok umut vaat ettiler. Sonra çabuk kayboldular. İnşallah bu arkadaşımız öyle olmaz. Ama Başakşehir tercihi doğru olabilir. Çünkü dediğimiz gibi arkadaşımız defansta oynuyor. Başakşehir'in defansı harbiden yaşlı bir defans. Evet. Yani öyle bir takviye lazım. Yani öyle bir ileri dönük yatırım yapmaları bence akıllı bir iş. Belli mi olur? Bir hoca gelir oynatır 18 yaşında çocuğu der ki al formayı oyna dedi. O da görevini yerine getirdi yanında.
Yani olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü geçen sene bütün maçlar oynanmış. İnşallah bu sene başarılı olur Başakşehir'de. İnşallah. Bakalım. Devamını da getirir. İnşallah. Fatih Karagümrük 3. haftayı lider bitirdi. Ya Fatih Karagümrük iyi oynuyor. Önde iyi adamları var. Diouf golcüsü var. Yani hücumları iyi, defans iyi. Zaten orayı geçen de konuştuk. Süleyman Hurma gibi bir başkanları var. Bu işi Kayseri'de yıllarca Trabzon'da yapan bir abimiz. Yani işini biliyor ve yani şu anda herhalde o edindiği tecrübeleri şimdi kullanıyor. Doğru kullanıyor gibi gözüküyor. Aynen. Ama tabii ben hep diyorum şimdi bu ilk haftalar, ilk 4-5 hafta takımların ne kadar puan toplarsan senin karın. 5. 6. haftadan sonra artık bir sistem oturuyor takımlarda, bir düzen oturuyor. O zaman ligde de bir görüntü ortaya çıkıyor. Yukarıda kim oynar, aşağıda kim oynar. Artık her takım birbirini tartabiliyor. Ondan sonra bir şimdi bu puanlar tabii ki takdir etmek lazım. Ama onlar için şu an ne kadar puan toplarlarsa onlar için avantaj. Ama öyle diyoruz hocam. Şimdi Fatih Karagümrük de Biglia alındı. Evet. Arjantin milli takımının oyuncusu. Yanına da şimdi Badou Ndiaye geldi. Ndiaye geldi. Dediğim gibi iyi transferler yapıyor. Herhalde maddi sıkıntıları da yok galiba, öyle gözüküyor. Yani iyi oyuncular alıyor. Yani ben maçı da seyrettim biraz. Hem pozisyon buluyor. İyi defans yapıyorlar. Defans yapıyorlar. Pozisyon veriyor mu? Veriyor. İyi bir kalecileri var. Ama futbolun içinde olan şeyler var. Normal. Ama bu tabii öne doğru iyi oynuyor. Bir de 7 puanlar var. Yani lider herhalde durumda şu an. Yani büyük bir başarı şu an. Bence de.